Her Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Yerzinka Erzincan'da minibüs Fırat'a uçtu. 5 ölü, 3 yaralı. Artsakh bölgesinden yaklaşık 1250 öğrenci Stepanakert'teki TUMO merkezine TUMOBUS programı çerçevesinde katılıyor. Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait 3 dua kitabı yakalandı. Ermeni-Lübnan partilerinin birliği Lübnan'da Ermenilere karşı gerçekleştirilen kışkırtmaları kınadı. Bugün dünya çölleşme ve kuraklığa karşı mücadele günü. Bugün Barış Sevak'ı anma günü. Batı Ermenistan'ın Yerzinka Erzincan Kemali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada kısmen suya gömülen minibüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi ise yaralı kurtuldu. Ölenler bir ailenin üyeleriydi. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Lusine Karahanyan, Armen Press muhabirine verdiği röportaj sırasında 2019 yılında örgün olmayan eğitim için yapılan harcamaların 87.548.600 dramı tuttuğunu belirtti ve programın uygulanmasının %97.8 olduğunu ekledi. İlgili bu giderler Stepanakert'in Yaratıcı Teknolojiler Merkezi TUMO ile işbirliği içinde yaklaşık 2 düzine bölgesel yerleşkeden 1250 öğrenciye fayda sağlayan TUMOBUS programının uygulanması için yapıldı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı'na göre programın amacı kırsal alandaki öğrencilere teknoloji öncesi eğitimin temellerini tanıtmak ve öğrencileri toplumsal gelişim programlarına dahil ederek girişimlerini teşvik etmek. Devletin ve hayırseverlerin imkanlarıyla Şuşi bölgesindeki Hinşen, Karintak, Martuni bölgesindeki Hunişinak ve Çartar köyleri ile Hadrut bölgesinin Mestahir'deki okullarında son 4'ü Ermeni Eğitim Vakfı'nın himayesinde toplam 5 armat mühendislik laboratuvarı açıldı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada bir şüphelinin Suriye'den getirdiği tarihi eser niteliğindeki dua kitaplarını satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı. Sivil ekipler kitapları 2 milyon 500 bin liraya satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde Suriye'den kaçak yollarla ülkeye getirdiği tespit edilen Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlediği 3 dua kitabı ele geçirildi. Dün Ermeni Burjuva Devrimci Taşnak Tutun Partisi üyesi Baruyl Derhogasyan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ermeni-Lübnan Partileri Birliği, Türkiye'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahalesini şiddetle kınadığı merkezi bir toplantı gerçekleştirdi. Türk müdahalesi, bir dizi yıkıcı gruplar tarafından cemaatler arası provokasyonların hazırlanmasıyla kendisini gösteriyor. Birlik, cemaatler arası provokasyonları ve Lübnan'daki Ermenilere karşı protestoları kategorik olarak kınamaktadır. Birlik ayrıca güvenlik birimlerini ve yargıyı, Lübnan'ın sivil güvenliği ve istikrarını tehdit eden bu gruplara karşı sert ve acil önlemler almaya çağırdı. Her yıl 17 Haziran'da kutlanan Çölleşme ve Kuraklığa Karşı Dünya Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. Kalent Ajansı'nın aktardığına göre tatil için bu tarih seçildi. Çünkü Birleşmiş Milletler 17 Haziran 1994'te çölleşme ile mücadele bildirgesini kabul etmişti. Deklarasyon, devletleri çölleşme ve kuraklığa karşı mücadelede işbirliği yapma konusunda farkındalık yaratmaya ve kuraklığın sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler almaya çağırdı. Çölleşme, çevresel bozulmanın en endişe verici küresel süreçlerinden biridir. 1 milyardan fazla insanın sağlığını ve hayatta kalmasını tehdit ediyor. Çölleşme ve kuraklık her yıl tarım ürünlerinin kaybı şeklinde yaklaşık 42 milyar dolar hasara neden oluyor. Gerçek ismi Baruyl Hazaryan olan Baruyl Sevak, ünlü Ermeni şairi, kültür insanı, edebiyat eleştirmeni ve çevirmendir. 24 Ocak 1924'te Ararat bölgesinin şimdi Zangagadun olan Çanakçı köyünde doğdu.
Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Filoloji Fakültesinden 1945, Maxim Gorki adlı Edebiyat Enstitüsü'nden 1955 yıllarında mezun oldu ve 1955-1959 yılları arasında öğretmenlik yaptı. Bundan önce Yerevan'da Avangard ve Edebi Gazete'nin yazı işleri bürolarında 1946-1951 yılları arasında Ermeni yabancı ülkelerle dostluk ve kültürel ilişkiler kuruluşunda çalıştı. 1963'ten 1971'e kadar Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Bilimleri Akademisi'nin Abegyan adlı Edebiyat Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak ve 1966-1971 yılları arasında ise Ermenistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Sekreteri olarak çalıştı. Sevak'ın şiirleri 1942'den beri yayınlanmaktadır. Sevak'ın edebi mirasının büyük bir kısmı Grigor Naregatsi, Mesrop Maşnots, Gomidas, Nahapet Kuçak, Bedros Duryan, Ovanes Tumanyan, Yeşe Çarens, modern şairler, Ermeni tarihinin sorunları ve dil bilimsel ve dilsel değişiklikler üzerine edebi, filolojik ve edebi araştırmaları ve makaleleridir. Ayrıca Sevak'ın 1969 yılında gerçekleştirdiği Sayat Nova monografisinde bir dizi filolojik gizemi çözmüştür. Ermeni ulusunun sevilen şairlerinden olan Baruj Sevak, 17 Haziran 1971'de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garin adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğundan Papuri adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.